6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother. Merhaba arkadaşlar, Miron kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 6 gün önce falan, 1 hafta önce falan bir 1000 kalori challenge atmıştım. Onunla alakalı bir farklı yorumlar geldi. Bir de Pepsi Twist için bir yorum geldi. Arkadaşlar o Pepsi Twist 0 şeker 1 kalori, onu söyleyeyim başta. Çoğunuz demiş kola içiyor 1 kalori diyor. İstiyorsanız marketlere gidin, kendiniz bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü konsepte geçelim. Her şeyi bırakalım kenarım. Bugün arkadaşlar konseptimiz yine koleksiyon. Koleksiyon, biliyorsunuz ben koleksiyon delisiyim. Koleksiyon yapmayı çok seviyorum ben. Seviyorum, aşırı seviyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere çakmak koleksiyonumu göstereceğim. Yani kliplerinden tut, orijinal zipposundan tut, çakma zipposundan tut, kılıflı mılıflı şeylerden tut, bakkallardan tut, stres şartlarından tut. Bütün çakmaklar var arkadaşlar. Ve bu arada da sigaramı fırlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce o kadar iyi olmayan çakmaklarla başlayayım. Videoyu sonuna kadar izleyin ve en kral Zippo'yu görün. Onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Onu en son görün. Şu anda orta derece, yani normal çakmaklar arkadaşlar. Şöyle bir A harfli çakmak var. Normal bildiğiniz şeyli. Tamam, bunları zoomlamaya gerek yok. Düzelt ekranı. Şöyle bildiğiniz üzere normal çakmaklar var. Gördüğünüz gibi. Bununla Malvara yazıyor. Gördüğünüz gibi. Bunları bir kenara bırakalım. Bunlar o kadar kaliteli bir şey değil. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere clipper'larımı göstermek istiyorum. Yavaş yavaş. Tek tek aynen hepsini alabilirim. Tek tek burada. Clipper'ları, tüm yuvarlakları bir alalım. Arkadaşlar clipper'larımda çok çeşitli clipper'ım var. Aşırı çeşitli clipper'ım var. Yani çöktüklerim oldu arkadaşlarımdan. Onasını aldığım oldu. Bizim markete geldi. Bizim markette biliyorsunuz bakkalım var. Oradan kendime ayırdıklarım oldu. Arkadaşlar ilk önce mat clipper'larımla başlıyorum. Küçük boy. Bunları tek tek renklerini göstereceğim. Renkleri çok harika renkler. Küçük boy mat. Şu iki tanesi aynı. Şunu kenara koyalım. Evet arkadaşlar, mat clipper çok güzel ve çok kullanışlı bir çakmak bunlar. Clipper'ları seviyorum bildiğiniz üzere. Çok zoom yapmana gerek yok. Siyah gösterdim. Aynı şekilde bunun mavisi var. Aynı şekilde mat. Gördüğünüz üzere. Aynı şekilde kırmızısı var. Çok güzel. Çok kullanışlı çakmaklar. Bunların fiyatları aşağı yukarı 3-4 TL. Yani marketlerde bile bulabilirsiniz. Orijinal clipper'lar. Ufak boylar tabii bunlar. Şöyle. Bizim markette de var, gel bırakın. Bu mat rengi de, yani mor parlak rengi. Ya çok güzel. İçi gözükmüyor. Diğerlerinin içi gözüküyor biraz. Ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde aynı fiyatlar bandında 3,5-4-5 TL'ye kadar çıkabiliyor. Gülen yüzü clipper'lar. Bunlar yuvarlak değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir mavisi var. Çok yakın makamı çok güzel. Şu şey kısmı çok iyi. Burada moru var. Gözleri fırtlanmış. İçi gözüküyor arkadaşlar bunların. Şöyle. Beyazı var.
Aynı şekilde işin gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Net görüyor değil mi arkadaşlarımız? Görüyor değil mi? Gördüğünüz gibi burada bir tane de sarı var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Arkadaşlar ben çakmaklarımı çok seviyorum. Bunlar da aynı 3.5-4-5 civarlarında. Biz 3.5 TL'ye satıyoruz. 5 TL'ye satan var, 6 TL'ye satan var. 4 TL'ye satan var. Aynı fiyata satan var. Arkadaşlar sonra da büyük clipper'lara geliyorum. Kalın clipper'lara. İlk önce bu çakmak clipper dedikleri zımbırtı. Bunun fiyatları 2 lira 3 lira bir şey. Bu iyi değil o kadar. Bunu göstermeye o kadar şey yapmıyorum. Ve aynı şekilde biraz mat ve parlak clipper var burada. Büyük boy. Bunların fiyatları yani bunların fiyatları aşağı yukarı 10-12 TL bandında fiyatları var bunların. Böyle büyük boylar arkadaşlar. Siyah ve mat. Bunu nereden almıştım hatırlamıyorum ama şurada bir BMW yazısı ve BMW'nin M logosu olduğu bir çakmak var. Bunun gazı yok arkadaşlar. Bu kılıflı bir çak, clipper. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 20 TL mi o civarda bir şey olması lazım. Pardon, C'ye buyurdu. Güzelim. 20 TL civarında. Onun üstüne bir tane daha clipper var. Üstünde bir tane Winston diye sigaranın amblemi var. Bunun fiyatları da aynı. 10-12 TL civarında bandında. Ve manyetolu clipper var yani. Şeyli, bir saniye arkadaşlar. Yanmıyor bu. Gaz olmaması. Gazı yok herhalde. Bu da çok güzel bir clipper. Hatta bu clipper jet diye geçiyor yani. Şurada da yazısını görebilirsiniz. Görüyorlar değil mi yazısı? Clipper jet diye geçiyor. Bu da şeyli değil. Basmalı clipper. Bunun fiyatı da aynı 10-15 lira civarında. Ha nereden aldım? Bunu bir arkadaşlarım çöktüm. Bunu babam hediye aldı. Bunu da kuzenimden çöktüm. Yani çöktüm yani. Ama rızalarını sonra aldım yani merak etmeyin. Yani senin çakmağı ben almıştım falan dedim sonra. Ve şeylerini aldım. Evet arkadaşlar clipper'lara geçtik. Şu anda arkadaşlar en güzel kısma geliyoruz. Stres şarklı şeyler, çakmaklar arkadaşlar. Çok güzel çakmaklar. Arkadaşlar bunlar bizim markette 5 TL olarak satılıyor. Ve hem sigaranızı yakıyorsunuz hem de gönderebiliyorsunuz. Çok güzel. Şöyle ışıklı mışıklı böyle. Üstünde Supreme yazısı var. Supreme biliyorsunuz. Farklı renkli. Yine farklı renkli. Yine farklı rengi. Bu renk çok hoşuma gidiyor. Yine tabi yine farklı rengi. Bu stres şarkı çakmaklar arkadaşlar 5 TL'ye hatta 7.5 TL'ye satan var. Bizim markete gelip satın alabilirsiniz. Bu çakmakları bizim marketten bizim Olgun Gıda marketten satın alabilirsiniz. 5 TL fiyatları var. Bunlardan bende şu anda 5 tane var. Yani 5-25 lira falan yapıyor işte. Çok güzel çakmaklar arkadaşlar. Seviyorum ya çakmaklardır, bıçaklardır, keplerdir. Yani bir şeylerin koleksiyon yapmayı çok seviyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu stres haklarında araya bir montajlı şeyini gireceğim. Onu çekeceğim sizin için. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni bir çakmaklara geçiyoruz. Şunları da çektik. Açıyorum bunu da. Evet arkadaşlar şimdi son bir defa plastikleri yapıyorum. Ve sonra iyi olan şeylere geçiyorum. Burada arkadaşlar manyetolu Boss diye bir marka var bildiğiniz üzere. Onun üstüne yapıştırmış ve bir de Burberry diye marka var. Onların üstüne yapıştırılmış şey tabi. O markaların ürettiği bir şey değil. Çakmak diye çakmak. Bunların fiyatları da aynı 3 lira, 3 lira, 4 lira o civarlarda. Bunların gazları yok.
Bunlar şeyle rüzgar çakmağı diye geçiyor. Bunlar da koydum geçen yana. Ve acayip hoşuma giden rüzgar çakmaklarından biri. Acayip bir şekilde çalışıyor. Deli gibi çalışıyor. Ferrari. Bunların BMW, Mercedes, Porsche gibi logoları da var. Şuraya bakmayın sesten dolayı. BMW, Mercedes gibi logoları da var. Porsche, Morse, Maserati. Ama bende Ferrari'si hoşuma gidiyor. Bunlar da bizim dükkanda var. Bunların fiyatları ne yazılan şey mi? 3,5 mili, 4 lira mıydı? O civarda satıyoruz. Tabi başka ile 5 liraya kadar satabiliyor. Bunu da koydum arkadaşlar. Ferrari. Ve Osmanlı, yani İslamiyet şeyli, amblemli bir çakmak var burada. Şöyle kale. Cep cüzü, yani cüzdanınızı işte koyun taşıyın yani. O kadar güzel bir çakmak. Basmalı. Rüzgar çakmağı değil arkadaşlar. Ve Osmanlı Tuğralı bir çakmak var. Gördüğünüz gibi. Bunlar da çok güzel. Hoşuma gidiyor yani. Ve arkadaşlar şu anda kaç dakika oldu videomuz başlayalım? Arkadaşlar çok sıkmayalım. 10 dakika. Evet arkadaşlar şu anda çok değişik. Yani güzel olan çakmaklara geçiyoruz. Klipler mesela güzeldi biliyorum. İlk önce içindeki çakmaklar kaliteli bir çakmak değil. Normal bir çakmak. Ama dış kılıfı çok hoşuma gitti. Bildiğiniz üzere ben Bodrum'a gitmiştim. Oradan Bodrum'un bir hatırasını aldım. Kılıf, çakmak kılıflı. İçinde çakmaklar da çıkıyordu. Bunların fiyatları şeylerle birlikte ne diyorlar ona? Külkaplarıyla birlikte 20 TL mi neye almıştım. O civarda bir şeydi. Bu da diğer çakmağımız arkadaşlar. Bunu da böyle bisiklet bisiklet var. Yani Bodrum'dan hatıra almışım arkadaşlar bunları. Bunları da geçelim. Onları yakıp göstermedim. Ve bir tane var. Tuvalet arkadaşlar. Tuvalet şeklinde çakmak. Bunu babam bit bazenle bulmuş. Eski arazide. Çok güzel bir çakmak. Babam bunu 5 TL'ye almış oradan ama dışarıda fiyatlarına baktım. Hani bulunmuyor. Bulunmayan bir çakmak. Yani böyle her yerde bulamıyorsunuz ama bir yerde buldum ve fiyatına 35 lira yazmışlar. Yani her yerde bulunmuyor ama koleksiyonun için tatlı, şirin bir şey sıçarak da cigaranızı yakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sonrasında babamın bir hediye olan çakmağına geçtik. Ve bu çakmak demirden, full metalden ve çok eski bir çakmak. Onun fiyatını bilmiyorum. Bunun manevi değeri önemli benim için. Ve çok güzel bir çakmak. Zaten bunun fiyatı yüksek olması lazım çünkü çok eski ve çok şey bir marka. Hatta markası Deleuze'un diye bir marka. Eski bir çakmak. Çok güzel bir çakmak. Çok hoşuma gidiyor. Ve geçelim benim ilk elimin alıştığı boya. Gençler şöyle bir hareket yapalım bizlere. Oho. Gençler bunları çok hoşuma gidiyor böyle zippolar falan. Yani diğer çakmaklardan daha çok hoşuma gidiyor. Hoppa. Bu zippo çakma bir zippo. Ve üstünde League of Legends'in karakteri var. League of Legends. Güzel bir çakmak. Böyle çizildi çünkü bir yerde unutmuştum o arkadaşların yanında. Ve onlar anahtarları paraların içine koymuş ceplerinde. O yüzden çizilmiş. Bunun fiyatı da çarşıda 30-40 lira falan. Bandında. Ama ben ucuza almıştım. 20 TL'nin bütçeye almıştım. Güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bunu bayağı kullandım. 3-4 ay falan kullandım. De geçelim. Böyle bir sigara, hem sigaranızı koyuyorsunuz. Tabii sigara içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir. Alo 175. Ve Türk bayraklı bir şey çıkıyor şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar inanır mısınız? Sigara dahil değil. Şunu babam tam 50 kuruşa almış. 50 kuruşa. Aynı bit pazarında ama nasıl aldı bilmiyorum. Bunun bir de BMW logolusu var bende. Pardon, o kamerayı salladık yine. Kamera yerinde mi? Galatasaray ailesine. Çakmayla 50 kuruş almış. Hani imkansız bir fiyat.
Ama dışarıda baktım buldum, 10-15 lira para istiyorlar bunlarda. Ama 50 kuruşa bulmuşum o. Yanılmaz fiyat. Sigaranızı koyuyorsunuz şöyle. Şöyle bakın. Şöyle sigaranızı koyuyorsunuz. Ve masanızı koyuyorsunuz. İçiniz zaman sigaranızı alıyorsunuz buradan. Şöyle çakmağınızı alıyorsunuz. Ve yakıyorsunuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ve bomba. Araya bir şey giriyor şimdi. Bomba bir şeyle karşınızdayız. Masayı detaylı görüyorum. Özellikle masayı gördüm. Biraz kaldırabilirsin. Şu ovuçtan tutup kaldırabilirsin. Yukarı. Hani masayı detaylı görüyor musun? Arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yani çoğunuz belki biliyordur. Çoğunuz bilmiyordur. Benim dün doğum günümdü arkadaşlar. 7. ayın 6'sında doğum günüm var. 2000 doğumluyum. 7. ayın 6'sı. 19'uma girdim. Seneye inşallah 20'ime gireceğim. Onun için arkadaşlar babam bana bir hediye aldı ve bayağı da istediğim bir hediyeydi. Orijinal Zippo. Şöyle kutusu var. Açıyorsunuz. İçinden garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar şöyle. Garanti belgesini sizin için çıkaralım. Kapağını kenara koydum. Garanti belgesinde şöyle bir ufak şöyle başta garantiyle alakasıyla yazıyor. Şimdi burada kullanış kılavuzu var, kullanma kılavuzu gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada çocuklardan uzak durun filan vesaire bir şeyler var. Ve burada yeni Zippo'nun yeni çıkardığı çakmak, böyle farklı bir çakmak. Şimdi reklamını sunmuşlar. Evet arkadaşlar, Zippo'm böyle mat renginde. Zippo çıkıyor kutudan arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve altında bir kağıt çıkıyor. Ve üstünde de Maiden'in USA yazıyor. Gördüğünüz gibi. Altında da Zippo. Ondan sonra şey, sizi Instagram, Facebook vesaire YouTube hesaplarını buraya koymuşlar. Twitter, Twitter. Tamamdır. Arkadaşlar ondan sonra Zippo geliyor. Arkadaşlar açılışı bile güzel. Çok güzel bir çakmak. Babam sağ olsun hediye aldı. Arkadaşlar orijinal ömür boyu garantili Zippo. Bu ilk bu kadar değerli olan ilk çakmağım. Yani bu kadar değeri, yani fiyatı olan ve değeri olan ilk çakmağım. Bunu çok gözüm gibi bakacağım babamın hediyesi. Bunun internet fiyatları 250 lira falan. Yani babam nereden aldı bilmiyorum ama sıfır paketle aldı aynı şekilde babamda. Yani 250 lira bandında bulmuş fiyatlar şu anda. Zippo.com.tr'de. Evet arkadaşlar, Zippo ile bir kere daha yakalım. Ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar böyle tarz koleksiyon videolarını seviyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Like atmanız gerekiyor. Ne kadar çok like gelirse bu videonun serisi gelecek. 50 like, 70 like falan geçerse başka bir böyle kül kaplalarım, kupalarım alakalı bir koleksiyon çekebilirim. Evet arkadaşlar, bir haftadır video atmadım, kusura bakmayın. Bazı işlerim vardı. Dün doğum günümdü. Doğum günüm kutlayan oldu. Kutlamayan olmadı. Kutlayan çok oldu Allah'a şükür. Yani çok çok mesajlar aldım. Gerek YouTube'daki takipçilerimden, gerek arkadaşlarımın çok çok. Ve Instagram durumlarında paylaşmayı denedim. En fazla 20 tanesini falan paylaşabildim. Diğerlerini hepsini paylaşamadım çünkü durum 100 taneden fazla dolardı. O yüzden ben çok sevindim. Beni hatırladığınız için bazılarınız. Zaten çoğunuz daha yeni tanıdınız beni. Doğum tarihimi bilmiyorsunuz. Durumları gördükten sonra doğum günümü kutladınız. Çok sağ olun yine de. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atın. Bye bye. Bir daha sonra görüşürüz.